Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün kıyır kıyır ağıza dağılan tahinli cevizli kurabiyeler hazırlıyoruz. Çayınızın, kahvenizin yanına mükemmel bir eşlikçi olacak bu lezzeti. Çok beğeneceğinize eminim. Dilerseniz hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle yoğurma kabına 250 gram tereyağını alalım. Üzerine 1 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı tahin ve 1 paket vanilyayı ekleyerek spatula yardımıyla güzelce karıştıralım. Daha sonra üzerine 4,5 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyelim. Hamurumuz toparlanmaya başlayınca artık elimizle yoğurabiliriz. Kalan unu da yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya devam edelim. Tüm unu kontrollü bir şekilde ekleyerek ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Hazırladığımız tahinli kurabiye çok kıyır kıyır ağza dağılan bir kıvamda olacak. Hem bu yüzden hem de şeklinin bozulmaması için bu tarifte kabartma tozu kullanmıyoruz. Toparlanan hamura son olarak 1 su bardağı çekilmiş cevizi de ekleyerek son kez güzelce yoğuralım. Kurabiye hamurumuz hazır. Şimdi şekillendirmeye geçebiliriz. Bunun için hazırladığımız hamuru tezgaha alalım. Elimizle kare şeklini verelim. Bir merdane ile kare şeklindeki hamuru açarak genişletelim. Hamurumuzu çok fazla inceltmiyoruz. Hamurun parmak kalınlığında olması yeterli olacaktır. Açtığımız hamuru kare kare şekillendireceğiz. Bu yüzden öncelikle hamurun kenar kısımlarını düzeltmek için hamur kesicimizi alalım. Bu aşamada siz de bir hamur kesici kullanırsanız hamuru kolayca istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Hamura tam bir kare şekli verdikten sonra artık eşit boyutlarda minik minik kareler çıkartabiliriz. Hamur kesicimizle önce dikey kesikler atalım, ardından yatay olarak küçük karecikler çıkacak şekilde hamurumuzu keselim. Bu aşamada biz küçük küçük lokmalı kurabiyeler yapmak istedik ama siz dilediğiniz boyutta kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Şekillendirdiğimiz kurabiyelerimizi bir pasta paletiyle tezgahtan şekli bozulmadan kolayca alalım. Kurabiyenin üstünü önce yumurta akına, daha sonra da cevize bulayalım. Tüm kurabiyelerimizi aynı şekilde önce yumurta akına, daha sonra cevize bulayarak tepsiye dizelim. Biz hazırladığımız bu boyutta bu ölçülerle toplamda 140 tane kurabiye elde ettik ve 2 tepsi dolusu kurabiye hazırlamış olduk. Şekillendirdiğiniz boyuta göre elde edeceğiniz kurabiye sayısı değişiklik gösterecektir. Hazırladığımız kurabiyeleri önceden ısıttığımız 180 derece alt üst fansız ayardaki fırında 20-25 dakika pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda pişen kurabiyelerimizi fırından çıkaralım. İlk sıcağı çıktıktan sonra kıyır kıyır tahinli cevizli kurabiyelerimiz çayın kahvenin yanında servis etmeye hazır. Tahin sevenlerin vazgeçemeyeceği harika bir lezzet, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ne kadar kıyır kıyır olduğunu sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hemen dağılıyor. Umarım siz de bu lezzetli kurabiye tarifini dener ve beğenirsiniz. Yorumlarınız benim için çok önemli. Yorumlarınızı elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Açıklamalara da hem bu tarife hem de çok daha farklı kurabiye tariflerine ulaşabileceğiniz bağlantıları ekliyorum. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.